Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, ben cübbesiz Mahmut. Bizim gibi düşünüp sadece Kur'an diyen dostlarımızı kara liste yapıp hedef gösteren bir haber var YouTube'da. Bununla ilgili bir video yapmaya karar verdim. Sadece Kur'an diyenleri bir liste yapıp hedef gösterseler bu videoyu yapmaya gerek yoktu. Ama problem şu. Bizi hedef gösterirken aynı listenin içine FETÖ'şü almalar. Düşünün, Fethullah Gülen'le Adnan Oktar'la aynı listedesiniz. Ve sizi listenin başına şöyle yazıyorlar: Kur'an ve sünnet inkarcıları. Böyle bir iftiraya normalde gülüp geçmemiz lazım. Sadece Kur'an yeter diyen insanları Kur'an inkarcısı diye liste yapılır mı? Kendi Kur'anları farklı. Niye? Çünkü kendi Kur'anlarında nasih mensuh var. Hükmü kalkmış yüzlerce ayet var. Keçilerin yediği ayet var. Hükmü devam ediyor. Kur'an'da yazmıyor. Peygamber'e hadis yoluyla bunlara nakledilmiş gelmiş sözler var. Mesela peygamber dedi ki şu 300 ayeti unutun. O gün hafızlar o 300 ayeti unuttular. Bir daha onları hatırlamadık gibi İftiralarla kabul ettikleri ellerinde bir Kur'an var. Aynı Mus'haf gibi gözükse de onların elindeki Kur'an-ı Kerimlerin içinde bol miktarda parantez var. Bu parantezlerin içinde Habibim var, Ehl-i Sünnet vel Cemaat var, Şia var. Sevdikleri sevmedikleri her şeyi bu Kur'an'ın içine parantezlerle yerleştiriyorlar. Sonra da bizim gibi sadece Kur'an diyenlere buralardan sorular soruyorlar. Mesela bize diyorlar ki 40'ta bir zekat nerede? Hadi bana Kur'an'dan göstersene. E koyan sensin, nasıl göstereyim? 40'ta bir zekat Kur'an'da yok ki. Hadiste var. Hadiste farklı farklı da var da. Önce kendisi uyduruyor. Sonra da uydurduğunu sana soruyor. Diyor ki madem Kur'an yeter diyorsun 40'ta bir zekatı göster bana. E biz de anlatıyoruz. Diyoruz ki ticarette ürün küçüldükçe yüzde artar, ürün büyüdükçe yüzde azalır. Örneğin bir arabayı %3 ile satarsınız ama bir çorabı %10 ile satsanız batarsınız. Düşün, 1 liraya almışsın çorabı, 1 lira 10 kuruşa sat. E battın. 10 kuruşla para mı kazanılır akşama kadar? Çorabı %30, %50, %40 ile satacağız. Evi %3 ile %5 ile satacağız. Ne oldu? Realite, ticaretteki gerçek budur. Ürün büyüdükçe yüzde küçülür. Ürün küçüldükçe yüzde artar. Kar yüzdesi. Eğer siz adını koyarsanız, Allah koymamış, siz ille de koymaya çalışıyorsunuz. 40'ta bir. 40'ta bir, bir işportacı için, orta halli bir insan için verilebilir bir rakamdır. 40 çift çorap olan bir çift çorabı herkese verir. Ama 40 tane evi olan 11 ay arayla gidip noterden bir evini teslim edemez. Onun için de zenginler gizli verir. Yani vermezler. Şimdi tekrar başa dönelim Kur'an düşmanlarına. Arkadaşlar, biz Kur'an düşmanı değiliz. Biz hadisleri kabul etmiyoruz. Biz hadis inkarcısıyız. Bir liste yapın. Hadis inkarcıları, sünnet inkarcıları yazın listeyi. Tamam, sıkıntı yok. İyi de sen Kur'an inkarcısı nasıl dersin bizim için? Biz zaten sadece Kur'an diyoruz. Şimdi önce listeye geçelim. Devamını listeden söyleyelim arkadaşlar. Evet, Kur'an ve sünnet inkarcıları diye bir başlık atmış Muhammed Mücahit Okçu. Kendisinin zihniyeti zaten girişten belli oluyor. Nasıl bir ehli sünnet olduğu. Aşağıya doğru iniyoruz. İşte Mutezile, Hariciler ve Şia'yı ayakta tutmaya çalışan SİHA'nın bir projesiymişiz biz. SİHA da demek ki karar veremiyor. Şia hadisçi, biliyorsunuz. Şia da hadisçi, Ehl-i Sünnet de hadisçi. Sadece ravileri farklıdır. Ravilerin ismi değişir. İran'da hadisleri kabul etmeyene şöyle sorarlar: bu hadisler sana Kur'an'ı getirenlerle getirdi. Eğer sen bu hadisleri kabul etmiyorsan o zaman Kur'an'ı da inkar edersin. Çünkü bu ayetleri sana getiren bu hadisleri de getirdi.
Bunu İranlı hadisçi, İran'da hadisi inkar edeni söylüyor. Merak etmeyin, bizimkiler de aynısını bize söylüyorlar. Diyorlar ki, size bu hadisi getiren aynı zamanda Kur'an'ı getirendir. Hadisleri inkar edersen Kur'an'da inkar etmiş olursun. Aynı şeyi söylüyorlar. Artık siz ne demek istediğimi anladınız inşallah. Çünkü liste uzun. Evet, liste şöyle başlıyor arkadaşlar. Hüseyin Atay, felsefeci. Ondan sonra Süleyman Ateş, eski Diyanet İşleri Başkanı, müftü, yazar, her şey var. Tefsiri de var, kendisinin meali de var. Sonra Yaşar Nuri Hoca. Yaşar Nuri Öztürk vefat ettiği için üzerine attıkları çarpıya bakın. Tam suratının ortasına kırmızı bir çarpı. Bu hedef göstermektir. Yani diğer listedeki insanlara da aynı çarpı atılacak gibi bir kara liste mesajı verilmekte. Normalde o çarpıyı komple resmin üstüne atmış olsa bu kadar itici gözükmez. Devam edelim aşağıya doğru. İşte problem burada arkadaşlar. Bizi bu adamlarla aynı listeye alamazsınız. Bunun için savcılığa gideceğim ve dilekçe vereceğim. Bu ahlaksızlıktır en basit tabiriyle. Bu gördüğünüz adamlar Deccal'a inanırlar, Mehdi'ye inanırlar, Mesih'e inanırlar. Hatta Adnan Oktar'ın bizzat kendisinin de iddiası vardır. Bunu herkes bilir. Bu inanış sizde mi bizde mi? Sünneti kabul edenlerde Mehdi, Mesih, Deccal vardır. Sünneti kabul edenlerde peygamber rüyada görülür. Biz Mehdi inancına karşıyız. Mesih inancına karşıyız. Peygamberin rüyada görülmesine karşıyız. Gördüğünüz gibi iftira ne kadar belli. Ama niçin bu insanlarla bizi aynı kefeye koyuyorlar? Cahil müritlerine hedef göstermek için. Bu listeyle, bu adamlarla bizi aynı listede gören ne der? Ulan FETÖ'şü öldüremiyorum, bari gideyim şu adama zarar vereyim. Bu adamlarla biz aynı kefeye nasıl konuruz ya? Bu nasıl bir hakaret? Bu nasıl bir cahillik? Kutlu doğum haftasını kutlayanlar siz miydiniz, biz miydik? Mehdi gelecek diye bekleyen siz misiniz, biz miyiz? Mesih gelecek diye bekleyen siz misiniz, biz miyiz? Deccal gelecek diye bekleyen siz misiniz, biz miyiz? Biz bunların hepsine karşıyız. Sen tutuyorsun, senin gibi düşünenler adamı, düşünen adamları vatan haini oldukları için bizimle aynı kefeye koyuyoruz. Onlar vatan haini. Ve bizimle aynı kefeye koyuyoruz. Allah korkusu yok. Pek bir hesap, çakma bir isim, ara ki bulasın. Ama reklamı yapıştır, haberi yapıştır, öyle mi? Allah'tan korkmazlar. Bunun hesabını vereceksiniz. Yani kanunlar neyse ona gerekeni yapacağım. Şuraya bak. Sahte peygamber ile Mustafa İslamoğlu peş peşe. Mustafa İslamoğlu üstündeki resimlerle savaştı senelerce. Onlarla mücadele etti. Onların nasıl bir hata yaptığını, nasıl bir oyun oynadığını senelerce insanlara anlattı. Sen tutuyorsun Mustafa İslamoğlu'yla sahte peygamberi aynı listeye koyuyorsun. Sen CIA'nın adamısın. Sen Mossad'ın adamısın. Sen KGB'nin adamısın. Hangi örgütü koyarsan koy sen oraya yakışırsın. Benimki zan. Yaptığın hareketten anlıyorum ki sen tam bir münafıksın. Bu bir münafıklık alametidir. Kur'an ve sünnet düşmanı olarak bu iki adamı yan yana koyuyorsan sende bir yamukluk var. Üstteki adam ölen sahte peygamber gözünü kapatıp Allah'la konuşurdu. Allah rüyada görünür diyen siz misiniz, biz miyiz? İmam-ı Azam Ebu Hanife Allah'ı 100 kere rüyasında gördü diyen siz misiniz, biz miyiz? Böyle bir iftira var mı ya? Bunlar iki arkadaş, iki dost, iki yol arkadaşı. Allah razı olsun onlardan. Buyurun Mustafa Öztürk. Mustafa Öztürk Kur'an'a yaptığı hakaretlerle dün ortaya çıktı. 2 günlük, 3 günlük mesela. Mustafa Öztürk bunları zaten söylüyordu. Ama bir gizli kamerayla net olarak ağzından çatır çatır çıktı. Biz sadece Kur'an yeter diyenlerdeniz. Mustafa Öztürk'le bakın şu listede kim var? Edip Yüksel. Edip Yüksel bu adamlarla tartışan, kavga eden adam. Edip Yüksel'le Mustafa Öztürk sürekli tartışır.
İkisini de aynı kefeye koyuyoruz. Evet, bunlar. Bakın şu arka, bunların hepsi. Hakkı Yılmaz, buyurun. Aynen dediğiniz gibi bu listeye konur, yakışır. Ayetlere verdiği manalar ile hiç kimsenin aklına gelmeyecek manaları veren bir adamdır. Sizin tarikat şeyhlerinizin yaptığını yapar. Bu kendi kafasına göre ayetlere mana verir. Sizinkiler de parantez açar mana verir. Buyurun. Zeki Bayraktar. Allah razı olsun. 10 numara bir insandır. Elhamdülillah ki öyle bir insanı tanıyorum. Allah razı olsun. Buyurun. Bakın her biri birbirinden kıymetli. Buyurun. Ahmet Murat Sağlam. 20 yıldır tanırım. Sadece Kur'an'dan başka bir şey demez. Siz Kur'an düşmanı diyorsunuz öyle mi? Bu insan Kur'an'a ömrünü veren insandır. Kur'an'a ömrünü verdi, ömrünü. Hayatının yarısı Kur'an'dır. Eline Kur'an almadığı gün yoktur. Eline Kur'an almadığı gün yoktur. Kur'an inkarcısı diye listeye alıyorsunuz öyle mi? Allah'tan korkun. Bunun hesabını mahşerde veremezsiniz. Alper Bilgili, Allah razı olsun. Bakın Zafer Duygu, Emre Dorman. Bunların hepsi harika insanlar. Harika insanlar. Bu insanları, şu insanları siz Fethullah Gülen'le aynı listeye nasıl koyuyorsunuz ya? Bunlarla Fethullah Gülen, Adnan Oktar aynı kefeye girer mi ya? Adnan Oktar bunlara tazminat davası açan adam ya. Hakaret etti diye Adnan Oktar bunlara tazminat davası açıyor diye. Siz mi Adnan Oktar'a tazminat davası ödediniz? Hakaret eden biziz, Adnan Oktar'a tazminat ödeyen biziz ama aynı listeye koyuyorsunuz. Münafıksınız. Ramazan Koyuncu. Adam televizyon yorumcusu, hedef tahtasına girmiş. Adam sunucu, program sunucusu. Buyurun. Evet, ben de tabii seviye açısından hak ettiğim yerdeyim. 49. sıradayız. Elhamdülillah. Buradaki birçok insanla aynı listede olmak benim için onurdur, gururdur, şereftir. Ama Fethullah ile, Adnan Oktar ile, Mustafa Öztürk ile aynı listede olmak hakarettir. Bu insanlar, özellikle Fethullah Gülen ve Adnan Oktar, bir terör örgütüdür. Yapılanması olan bir teşkilattır. Bizi bu insanlarla aynı listeye koymak bir suçtur. Bunun delilleriyle ispat edemeyen kişi de hesabını yargıya verecektir. Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar, şimdi bu listedeki insanların, kişilerin meslekleri de burada yazıyor. Ben birkaç tane meslek okuyayım size. Ben meslek lisesi mezunu olarak kaydedilmişim. Teveccüh göstermişler. Eski bir ordu mensubu da diyebilirlerdi. Büyük bir ihtimalle bakan kişi Facebook'tan baktı. Facebook'a öyle yazdığım için öyle girdi. Efendim, mezhepler tarihçisi, yüksekokul, üniversite mezunu, hukuk fakültesi mezunu, Süryani edebiyatçısı, Fars dil edebiyatçısı, öğretmen gazeteci, kimya mühendisi, iktisat mezunu, üroloji hekimi, işletmeci, eğitimci, fizikçi, tarihçi, hukukçu. Bakın, adamların karaladıkları, kara listeye aldıkları adamların meslekleri. Hadis ve sünnet savunucularının mesleği ne? Var mı bir meslekleri? Ne? Meslekleri ne? Gavs'ın mesleği ne? Menzildekinin mesleği ne? İsmail Ağa'dakinin mesleği ne? 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 Bana bir meslek söyleyin. Bana bir meslek söyleyin. Meslekleri ne? Allah'tan korkmazlar. Alın soyadını Nakitoğlu. Güzel güzel. Seyitoğlu. Başka? Soyadlarınızdan belli ne olduğu. Bizim elhamdülillah bir mesleğimiz var. Biz meslek lisesi torna tesviye bölümünü okuduk. Elhamdülillah. Pişman da değilim. Bu kadar mesleği olan insanı kara listeye alıyorsun da o sünnetçilerin, hadisçilerin mesleğini. Sünneti savunacaksın. Sünneti savunurken peygamberlerin mesleği var diyeceksin. Peygamberlerin mesleklerini sayacaksın. Ondan sonra da dönüp mesleksiz olanları sünnetçi diye seveceksin öyle mi? Hiçbirisinin mesleği yok. Allah'ı anlatarak geçinen, karnına taş bağlayan peygamberi anlatıp zengin olan sahtekar din adamları. Düşünmeniz ve akletmeniz dileğiyle.